Evet, herkese merhabalar. Ben Anıl Çil, İş Dünyası Ünlüleri programımızın bugünkü konuğu Gizem Moral olacak. Birazdan konuğumuzu davet edeceğim ve keyifli sohbetimize hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu sefer çok farklı bir profille, başarılı bir kadın profiliyle sizleri baş başa bırakacağız. Çok önemli sorular yönelteceğiz kendisine. Seni Jale Tezer Eğitim Kurumları'nın canlı yayında ağırlamaktan ben hem seni geçmişte tanıyan hem de seni böyle yakinen bilen birisi olarak çok memnunum. Arkadaşlarımızın da gerçekten başta öğrenci arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda istifade edeceği tecrübeleri birazdan konuşacağız. Çok kıymetli bir isim olduğunu biliyorum. Ben ondan sonra biraz kısaca şöyle bir kısa bir giriş yapacağım seninle alakalı. Ondan sonra zaten söyleşimize başlayalım. Gizem gerçekten farklılıkları, bakın burası çok önemli, burası lütfen iyi bakmak lazım. Benim kendim bir tabiri var, bilgi çağında Don Kişot olmak diyorum. Gizem bence gerçekten bu bilgi çağındaki Don Kişotlardan bir tanesi. Özellikle de yenilikleri denemekten korkmayan, çok fırsatları iyi gözlemleyebilen, kimsenin göremediği noktaları görebilen ve olmayacak denilen şeyleri yapabilen bir profil. Şimdi birazdan anlattıkça anlayacaksınız. Enerji dolu kendisi aynı zamanda. İzmirli. Daha ne olsun? Çok özel işler başardı kendisi. Hem uluslararası tecrübesi var. Yani uluslararası şirketlerde tecrübesi olan bir bayan iş profesyoneli. Hem kendisi ondan sonra bir startup'ı çok önemli bir noktaya getirdi. Burası çok önemli ve öğrenci arkadaşlarımızın da feyz alacağı iyi bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gizem bağlanırken de bahsetti. Gayet çok gerçekten acımasız ve dominant olan bir gayrimenkul emlak sektörünün içerisinde bunu yaptı. Gayrimenkul sektöründeki oyuncuların arasından çıkarak yaptı. Ben lafı çok fazla uzatmayacağım. Gizem'le tekrar hoş geldin. Konuğumuz olarak bizleri mutlu ettin. Vakit ayırdığın için ajandan çok yoğun biliyorum. Bizlere gerçekten mutluluk verdin. Arkadaşlarımızın da çok büyük bir zaman kazanacağını tecrübelerine inanıyorum. Hemen şu soruyu sormak istiyorum. Bize Gizem Moral'ı kısaca anlatabilir misin? Tabii. Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Ben gençlerle bir arada olmayı çok seviyorum. Hani şu anda onların yüzünü göremiyorum ama enerjilerini hissediyorum. Onların enerjileriyle ben daha fazla enerji buluyorum. Herhalde yaşım ilerledikçe daha fazla gençlerle olmayı tercih ediyorum diyebiliriz. Dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum beni aldığınız için bu konuşmaya. Kısaca kendimden bahsedeyim. Söyledin İzmirli dedim. Ben 1975 yılında İzmir, Bergama ilçesinde doğdum. Lise yıllarımı İzmir'de tamamladım. İzmir Amerikan Koleji'nde. Üniversite maceramı İstanbul'da aldım, okudum. Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde. Şimdi bana hep soruyorlar işte ekonometriyi nasıl seçtin? İnanın çok bilinçli bir seçim değildi. Annem işte bir yerlerden duymuş herhalde. Bizim zamanımız o kadar bilinçli değildi. Ekonometriyi yazmış ve ben oraya girdim. İyi ki de girdin diyorum. Çünkü matematik bence çok önemli. Yani genelde genç insanların göz ardı ettiği, işte çok zor bulduğu ve sevmediği bir alan ama aslında hayatın kendisi matematik. Aslında yaptığımız, yani ayağımızı evimizden dışarı attığımız andan itibaren denklem çözmeye başlıyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız ama işte yol, işte ne kadar zamanda gideceğim, otobüsle mi gideceğim, arabayla mı gideceğim, arabayla gidersem hangi? Bunların hepsi aslında farklı bileşenlerin bir araya geldiği denklemler. Dolayısıyla hayatın her alanında matematik var. O yüzden ben de şanslıydım bence. 4 senede bitirdim ve işte çalışma hayatıma da aslında o dönemlerde başladım. İşte babamdan çok fazla harçlık almamak için küçük yerlerde çalışıp harçlık biriktirmeye başladım. Bana hep soruyorlar, ben böyle konuşmalarda da söylüyorum, genelde sorulan şeyler bunlar. İşte o zamandan biliyor muydunuz işte böyle bu kadar başarılı olacağınızı, genel müdür olacağınızı? Ben bilmiyordum. Yani ben aslında hani çok böyle hayallerime de çok sınırlar koymak istemedim açıkçası. Hani büyük bir insan olmak istiyordum. Etki alanımın geniş olmasını istiyordum. İnsanları etkilemek istiyordum. O yüzden de hani böyle çok net tanımlamalar hiçbir zaman yapmadım. Ama dediğim gibi etki alanı geniş yerlerde olmak istiyordum. O yüzden de bence hayat bana güldü. Ve ilk iş deneyimimi Henkel Pazarlama Departmanı'nda başladım. O yüzden hep genç insanlara söylüyorum. Yani hayallerinize çok sınır koymayın. Böyle tanımlamalarla gitmeyin. Hayat öyle bir şey ki size zaten onu çıkartabiliyor başka tanımlamalarla.
Benim de hayatım öyle oldu. Henkel pazarlamada başladım. 7 sene Henkel'de çalıştım. Bence çok önemli bir dönemdi, öğrenme dönemi. Çok çalıştım, çok sordum, çok öğrendim. MBA'yimi orada tamamladım. Sonra 7 senenin sonunda işte bu Güzelce MBA nerede yapmıştı? MBA nerede Yeditepe, yapmıştı? Yeditepe'de Yeditepe. yaptım. Yeditepe Üniversitesi'nde yaptım. Sonra 7 senenin sonunda bu startup yıllar yeni yeni başlamıştı Türkiye'de. İşte teknoloji daha yeni yeni gelişiyor. İşte teknoloji şirketleri daha fazla ön planda olmaya başlamış. Ben de dedim ki yani FMCG'de işte Henkel'den sonra ne yapabilirim? Teknolojinin içine girmem lazım. Dünya oraya gidiyor. Birazcık aslında ileriyi herhalde hissettim diyebiliriz. Dolayısıyla Henkel'den ayrılıp Turkcell'e geçtim. O dönem çok iyi hatırlıyorum. İşte annem, babam, özellikle babam, eniştem, evin, ailenin bütün büyük bireyleri beni telefonla arayıp işte sen deli misin? Orada oturmuş bir işim var. Henkel gibi bir firmadan ayrılınır mı? İşte Turkcell o zamanın startup'ı aslında. Oraya geçilir mi? Sen nasıl bir Doğru. risk alıyorsun? Yani aslında bana tamamen risk alma, otur oturduğun yerde. Zaten öğrenmişsin ya, maceraya ne gerek var diyorlardı. Ama ben şunu her zaman göz önünde tuttum. Yani arkadaşlar konfor alanından çıkmak zorundasınız. Her şeyi her bildiğiniz gibi yaparak ömür geçmez. Eğer öyle bir ömür yaşamak istiyorsanız mutsuz olursunuz. Çünkü insan doğası yani yaratılış itibariyle hepimiz çok rekabetçi varlıklarız aslında. Hep daha iyisi olsun diye uğraşan varlıklarız insan ol. Allah o yüzden bize beyin vermiş. O yüzden de olduğunuz yerde olmak sizi bir adım yere götürmez. Her zaman risk almak, konfor alanınızdan çıkmak, denemek zorundasınız. Valla denemeden hata yaptın demeden deneme olmuyor. Denemeden de başarı olmuyor. Dolayısıyla ben o konfor alanından çıkma işini ilk Henkel'den ayrılarak Turkcell'e geçerek yaptım. Bu kadar itirazlara rağmen. Turkcell'de 11 sene boyunca farklı yöneticilik tecrübelerim oldu. İşte strateji ekibini yönettim, Genç Turkcell marka yönetimini yaptım, product'ı, ürünü yönettim, mobil internet tarafını yönettim. Aslında stratejiden bütün business tarafına kadar farklı yöneticilik tecrübelerim oldu. O sırada evlendim. Biraz önce kapıyı açtım. 11,5 yaşındaki oğlum dünyaya geldi. Bence benim için en büyük deneyim, en büyük öğreti anne olmak. Yani bence bir kadının en büyük görevi bir insanı yetiştirmek aslında. Çok büyük bir görev bu. Ve çok kutsal bir şey. Ben de onu sağ olsun Mert'le yaşadım. Ve 11,5 yaşına kadar geldi. Sonra Turkcell'den işte 11 senenin sonunda ayrılma kararı aldım tekrar. Yine bizim bütün aile büyükleri sıralandılar telefonlarda, Meclis beni aradılar. toplandı. Meclis toplandı, aradılar yine. İşte Süper. Turkcell'den ayrılınır mı? Turkcell gibi bir şirket. Bu 2015 yılında oluyor. Bu Ayrılınır sefer mı? Ama Türksel ben kıymetli oldu. bu sefer Turkcell kıymetli. Çünkü Turkcell büyüdü. Yani ben risk aldım ama Aynen. o aldığım risk büyüdü. Turkcell oldu. Doğru. Turkcell'i Turkcell yapan ekiptik biz. Ona inanan ekiptik. Oralara kadar geldi. Sonra işte startuplar daha fazla hayatımıza girmeye başladı. Yani büyük kurumlar bir tarafta ama küçük, büyük kurumları yerinden eden, aslında çok önemli problemleri çözen, daha çevik yapılar hayatımıza girmeye başladı startup dediğimiz. Ben de denemek istedim Anıl. Yani kurum zaten Henkel gibi büyük bir kurumda çalıştım. Turkcell gibi büyük bir kurumda çalıştım. Hiç de şey değilim. Yani iyi ki de çalıştım. Çok şanslıydım. Birazcık da kendim yarattım herhalde o şansı ama bence çok önemli deneyimlerdi. O yüzden artık o startup tecrübesini almak, o zamana kadar öğrendiklerimi geri vermek istediğim bir dönemde olduğumu hissettim ve Turkcell'den ayrıldım ve Emlak Jet'in genel müdürlüğü koltuğuna oturdum. Ben o zaman şunu da çok net hatırlıyorum. Bunları özellikle söylüyorum çünkü benim hayatımda önemli dönüm noktalarıdır bunlar. Beni arkadaşlarım aradı o dönem. Turkcell'den ayrılmışsın işte genel müdür olmuşsun. Evet genel müdür oldum teşekkür ederim. Benim için hiçbir önemi yok. Ben orada fayda yaratmak için varım çünkü. İşte Emlak Jet ne ki? Yani nasıl Turkcell'i bırakıp Emlak Jet gibi bir markaya geçtin? Yani Emlak Jet'e geçilir mi Turkcell gibi bir marka bırakıp?
Yine aynı şeyi söyledim arkadaşlar dedim. Yani ben bunu denemek istiyorum. Emlakjet bir startup. Zaten startup Turkcell'de başladığımda bir startuptı. Öyle bakılabilir yani. Dolayısıyla ben bunu denemek istiyorum ve fayda yaratmak istiyorum. En kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Başarısız olurum. Mutlu olmam. Tekrar başka bir şey denerim yetkinliklerimle. O yüzden de oraya adımımı attım ve tekrar ben o konfor alanından çıkıp bu riski aldım. Yaklaşık 4 sene Emlakjet'i arkadaşlarımla, takım arkadaşlarımla beraber yönettik. Ben girdiğimde 4. sıradaydı emlak listeleme platformu. Çok büyük rakiplerimiz vardı. Fakat biz doğru stratejiyle, doğru odakla, birbirimize inanarak ve çok çalışarak 2. sıraya getirdik Emlakjet'i. Çok da güzel işler yaptık. Yani ben hatırlıyorum. Çok özür dilerim. Rakipleri de bir anlatalım. Çünkü hani arkadaşlar işin ciddiyetini daha iyi anlayabilirler. Tabii. Şimdi Emlakjet ilan listeleme platformu. Emlak tarafında zaten isminden belli. Bizim ana rakiplerimiz sahibinden.com, hürriyetemlak.com. Diğer küçükleri saymıyorum. Milliyet Emlak da vardı. Fakat Milliyet Emlak o zaman 3. sıradaydı. Sonra yok oldu. Hatta hatırlıyorum Milliyet Emlak'tan gelip bizimle görüşmek istediler. Yani siz bu işi nasıl yaptınız diye. Şimdi sahibinden bambaşka bir klasman. Orada bir sürü farklı şey var. Orası e-commerce sitesi aslında. Yani emlak da çok önemli bir baca. Hürriyet Emlak'ı düşünürseniz arkasında çok güçlü bir medya var. Ama o kadar tradisyoneller ki hiçbiri yenilik yapmamışlar. İçeridekilerin hepsi zaten bu iş böyle gelir böyle gider diye bakıyor. Hiçbir inovasyon yok. Hiçbir teknolojik bakış açısı yok. O yüzden bizim onlara geçmemiz çok kolay oldu yani Hürriyet Emlak tarafında. Çok başa baş rekabet ettik. İlk başta bizi yok sayıyorlardı. Yani bu da arkadaşlara bir şeydir. Hiçbir zaman rakiplerinizi yok saymayacaksınız. Birebir rakiplerinizle yatıp kalkmayacaksınız ama rakiplerinizi de hiçbir zaman yok saymayacaksınız. Bizi çok yok saymışlardı o dönemde. Sonra Emlakjet ile ilgili workshoplar yapmaya başladılar. Müşterilerini kaybetmeye başlayınca. Bunlar tabii çok gurur verici şeyler. Dolayısıyla biz çok ciddi işte gelirde 5 kat büyüme, emlakçılarda, emlak ofisleri bizim müşterilerimizde, onlarda 4 kat büyüme gibi çok ciddi ciddi rakamlar elde ettik. Bunları ben tek başıma yapmadım bu arada. Çok ciddi bir ekip kurdum. Yani bu bence çok en önemli şey. Hiçbir şeyi tek başınıza yapamıyorsunuz. Bu hayatın herhangi bir yeri için geçerli. Dolayısıyla yanınıza doğru partileri, yani kendinizi çok iyi bilip, kendi zayıf noktalarınızı doğru partilerle desteklediğinizde önünüzde hiç kimsenin duramayacağı bir takım haline geliyorsunuz. Biz de bence onu iyi oturttuk. 4 sene çok keyifli, çok bol bol çalışmalı, stresli bir dönem geçti. Ama yani benim hayatımdaki en önemli dönemlerdi diyebilirim. 4 senenin sonunda oradaki misyonumu tamamladığımı düşündüm. Ve dedim ki yani benim daha fazla fayda sağlamam lazım. Yani benim çünkü baktığım yerden bir insan doğuyor, büyüyor, yetişkin oluyor, ölüyor. Hayat o kadar basit değil. Yani o sürede bir şey için geliyorsunuz ya bu dünyaya. Bir amaçla doğuyorsunuz. Yani çocukların belirli ailelere gelmesindeki amaç da var yani. Çünkü bir hedefi var hayatta. Umut ediyorum ki herkes o hedefi buluyorlardır. Benim kendime göre bir hedefim var. Hayatta fayda sağlamak. O yüzden de bu kadar deneyimi aynı yerde de geçirmek istemedim. Çünkü ben orada sistemleri kurdum, ekipleri yetiştirdim. Dedim ki artık daha fazla etki alanımı genişletmem lazım. Ne yapabilirim? Bu startup dünyasına daha fazla giriş yapabilirim. Danışman olabilirim ama danışmanlık istemiyorum. Çünkü danışmanlık dışarıdan onu bunu yap deyip sırtını dönmek olabiliyor. O benlik değil. Doğru da değil. Startup dünyasının ona ihtiyacı yok. Yani kolları sıvayıp içine gireceksiniz. Dolayısıyla ne yaparım derken Revo Capital'la karşılaştım. Revo Capital girişim sermayesi fonu. Tamamen teknoloji startuplarına yatırım yapan bir fonuz biz. Onlarla konuşurlarken onlar da bana o zamanlar işte kurucusu benim Turkcell'den eski yöneticim. Bana şey demişti yani gel bizim yatırım yaptığımız şirketlerden birine genel müdür ol. Ya dedim ki tek bir dikey yani ben o zaman Emlakjet'te kalırdım. Ben size daha faydalı olurum. Dediğim için Revo'ya katıldım. 2019'un başında, geçen senenin başında. O zamandan beri de VC olarak hayatıma devam ediyorum ve portföy şirketlerine destek olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Gizem, şimdi sen kendin aslında biraz önce söyledin. Ben okul hayatında genel müdür olmayı düşünmüyorum dedin ama ben sana şu soruyu soracağım.
Çünkü bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyen arkadaşlara. 90'larda şöyle bir şey vardı aslında. Arkadaşlarımız hani şimdi kendileri milenyal kuşak olduğu için onlar tabii bunların anlamını bilmiyorlar. Onlar daha özgür, daha çabuk ulaşabiliyorlar kaynaklara, bilgiye. Bizim zamanlarda şöyle bir şey söylenirdi. İyi bir okuldan okuyacaksın, iyi bir okuldan mezun olacaksın, üniversitede iyi bir okula gideceksin, mezun olacaksın ve çok uluslu bir şirkete gireceksin. Eğer Türk bir şirkete gireceksen de bu Koç ya da Sabancı olacak gibi bir mantık vardı. Doğru. Bu şekilde aslında bizlere empoze edildi. Yani üniversite ÖSS ve ÖYS sınavlarına girilmesinin en büyük nedeni de o stresler, acı çekmelerin nedeni de o. Ya bir katma değer değil, iyi bir şirkete iyi bir nefer olmaktı aslında. Çok doğru. Şimdi durum buydu. Tabii arkadaşlara bu belki çok tuhaf geliyor. Daha özgür düşünebilen bir ortamdalar ve o ekosistemle büyüdüler aslında birçoğu. Peki sana şunu soracağım. Tamam, genel müdür olmak aklına gelmedi Marmara Üniversitesi'nin koridorlarında dolaşırken de. FMCG mesela veyahut da sende de var mıydı o içinde kafanda o popülerite? Ya ben buradan mezun olunca, ekonomisi bölümünü başarılı bitirince gidip mutlaka bir işte neydi, Henkel gibi, P&G, işte Unilever gibi bir takım şirketlerde çalışmalıyım gibi bir motivasyonun var mıydı? Tutkun var mıydı? Vardı. Yani şöyleydi, dediğim gibi öyle tanımlamalar yapmadım ama o zamanki dönemde ya etrafına baktığın zaman herkesin kafasında işte ya yurt dışında okuma, ya işte üniversite bitirdikten sonra yurt dışına MBA'ye gitme ya da dediğin gibi çok uluslu şirketlerde iyi bir pozisyonla girmek falan, herkesin öyle hayalleri vardı. Yani öyle öğretildi bize. Şimdi bile anne babalar gençlere ne diyorlar? Oğlum dersine iyi çalış, iyi bir üniversiteye gir, iyi bir işe gir. Şimdi iyi bir işin tanımı şu anda çok geniş. Bizim dönemimizde iyi bir işin tanımı uluslararası şirkette girip emin adımlarla 15 sene devam edip hiçbir risk almadan maaşını aldığın, dediğin gibi nefer olduğun dönemlerde. Ben şunu biliyordum. Yani ben şimdi matematiği her zaman sevdim zaten. Yani böyle matematiği çok sevmekle beraber hiçbir zaman sadece matematikle uğraşacağım işler yapmak istemedim. Yani bir bankaya girip beni bir finansçı olarak, yani kendimi hayal edemedim öyle. Onu yapmayacağımı biliyordum. Veya gidip işte sadece böyle masa başı ölüme böyle bakıp çalışacağım bir işi de yapmayacağımı biliyordum. Yani neler yapmayacağımla ilgili ben çok nettim her zaman. Çünkü kendimi o zamanlar birazcık daha iyi biliyordum. Daha hareketliyim. İnsanlarla beraber olmak istiyorum. Daha böyle karşılıklı yorum yapabildiğim, stratejik, öyle şeyleri seviyordum ben. Şimdi böyle bakınca ne oluyor, neresi oluyor? O zaman pazarlama oluyor. Çünkü pazarlamanın ucu açık o dönemler. Ucu açık. Yani pazarlamada ne yaparsın? Müşteriyi tanırsın. Müşteriyi tanıyıp ona göre strateji geliştirirsin. Kimmiş bu müşteri dersin. Ona ürün geliştirirsin. Aslında çok bacaklıydı. Dolayısıyla ben işte neyi yapmak istemediğimi bildiğim için bankaları eledim. Dolayısıyla geriye kimler kaldı? Şirketler kaldı. Ve o şirketlerde de işte iş beğenmemezlik yapmadım bu arada. Ben Henkel'e ilk girdiğimde controlling olarak girdim. Controlling olarak. Yani controlling ne demek? Pazarlama departmanında bütçe, pazarlama raporları yapan bir bölüm o. Tek kişiydim ben. Ama şunu demedim. Yani yaparım. Ben öğreneceğim çünkü. Ya ilk işim, daha hiçbir şey bilmiyorum. Yani daha okuldan çıkmışım, gelmişim. Dolayısıyla ben orayı kullandım. Yani ben orayı kendime ek yetkinlikler katmak için, öğrenmek için, dinamikler ne oluyor, nereler, hangi metriklere bakılıyor. Çünkü hayatta her şeyin başarısı metriklerle ölçülüyor. Yani ben başarılıyım deyince olmuyor. Ben başarılıyım çünkü geliri 5 kat büyüttüm. Çünkü müşteri sayımı 3'e katladım şu kadar zamanda. Çünkü rakam, hep rakam olmak zorunda. Hep bir raporlama, bir şeyle karşılaştırmalı olmak zorunda. Dolayısıyla ben orada onu öğrendim. Ondan sonraki hayatımda da hep onu kullandım. Şimdiki dönem farklı. Yani şimdi büyük şirketler ana hedef olmayabilir. Ben ama her zaman arkadaşlara şirketlerin içinde 1-2 sene deneyim kanalı kazanmalarını öneririm. Çünkü orada deneyimi yüksek insanlar var. Sistemler var. Sistemleri öğreniyorsunuz. Deneyim kazanıp öbür tarafa geçtiğinizde daha etkili olabileceklerini düşünüyorum ben kişisel olarak. Çok çok önemli bir satır arası yaptın orada. Ne istemediğimi biliyordun dedi. Şimdi bu arkadaşlarımızın içerisinde kafası karışık olanları tahmin edebiliyoruz. Yani hani bir sürü kafasında soru işaretleri doğru. İstedikleri cevapları da herkesten bulamayabilecekler.
Yani şu anda belki o sondajı yapıyorlar ama duymak istedikleri ya da o kalplerine sinen, içlerine sinen şey şu ana kadar çıkmamış olabilir. Senin şu metodolojin çok önemli. Bence çok güzel bir taktik ve dedin ki bankacılığı istemediğimi çok iyi biliyordum dedi. Daha doğrusu ne istemediğimi çok iyi biliyordum, bankaları eledim dedi. Bu taktiği aslında yapmaları gerekiyor değil mi güzel? Yani bence iş şuradan başlıyor. Yani bir insanın kendine sorumluluğu var hayatta. Yani doğduğunda o kadar bilinci olmayabilir ama bilinç işte ne kadar 6 yaşından sonra olmaya, ben hep onu vermeye çalıştım. Hiç kimseden siz mutluluk, hiç kimseden hayatla ilgili yönlendirme, hiç kimseden motivasyon konuşmaları bekleyerek hayatınızı geçirirseniz çok mutsuz olursunuz. O yüzden her şey kendine. Herkesin kendine sorumluluğu var bu hayatta. Kendine sorumluluğun olduğu için dönüp kendine bakıp kendini tanımak için zaman harcaman gerekiyor. Ya ben ne seviyorum, ne sevmiyorum? Benim nerelerde güçlü noktam var, nerelerde zayıf noktam var? Ben nerelerde dağılıyorum, nerelerde çok odaklı gidiyorum? Bakın bunlar çok önemli. Şimdi bunları düşündükten sonra zaten başkasının söylemesine gerek yok ki. Başkası seni senin kadar bilebilir mi? Bilemez. Başkası kendi doğrularına göre seni yönlendirir. Yanlış değil, kötü niyet de değil. Onun doğruları, yetişme tarzı farklıdır. Senin kendin için, kalbinin iyi hissettiği şey farklıdır. Birazcık yani, çok özür dilerim. Telefon geldi. Kendilerine dönüp düşünmeleri gerekiyor. Ben neyi seviyorum? Ben de o dönemde yani çok bilinçliydim diyemem. Bakın yani böyle... Şimdi ben bakıyorum gençlere çok daha bilinçliler. Çünkü çok fazla uyaran var. Çok fazla bilgiye erişim var. Bizim dönemimizde o kadar değildi. Ben şunun farkındaydım. Benim kendime sorumluluğum olduğunu, bu hayatta kendi mutluluğumu kendimin yaratması gerektiğini ben bilincindeydim. O yüzden de dönüp bakıyordum. Ya ben neyi sevmiyordum? Ya ben matematiği çok seviyorum. Şimdi matematiği seviyorum deyince ne oluyor? Bankaya girersin. Bir şey yaparsın değil mi? MT'ler vardı, evet. Management Trainee'ler. Ya ben öyle sınırlandırılmaktan da hoşlanmıyorum. Şimdi matematiği seviyorum, sınırlandırılmak istemiyorum. Sınırlandırıldığım yerde mutlu olmayacağım. Tamam, bir tane çek. Bitti. Oraları ne? Finans. Olmaz. Ama öbür taraf daha uygun olur gibi kendi kendime bakıyordum. Ve öyle de gelişti. Dolayısıyla ben de bunu öneririm. Süper. Ya insan olarak çok... öneririm. İnsan olarak her yaşta. Hala bile yapıyorum bu arada. Harika. Ve belki de her konuda da yapmalarında fayda var değil mi? Evet, aynen öyle, aynen öyle. Gizem, Kanuni Sultan Süleyman'a bir sefere çıktığında şunu sormuşlar. Demişler ki, bunca zaman bu kadar yeri hükmettin, bu kadar yeri fethettin, yaptığın en iyi işler nelerdir diye sormuşlar. O da durmuş böyle uzun uzun baktıktan sonra demiş ki, 3 tane mesele var. İkisi devlet sırrıdır, o burada söylenmez. Ama bir tanesi var ki, Sinan'ı, Sokullu'yu ve Baki'yi devlete kazandırmaktır demiş. Şimdi muhteşem bir aslında bir öngörü. Bir buradan aslında ben aynen muhteşem bir liderlik ve öngörü ve kesinlikle ben burada seni de çok iyi bildiğim bir yere bağlamak istiyorum. Kurum içi girişimcilik. Şimdi tamam girişimcilik mühim bir konu ama senin özellikle ben de hani birlikte de bir projede yer alma şansı olduğum için hani çok keyifli bir zaman geçirmiştik. Turkcell'de ve Emlakjet'te varsa Henkel tarafında da kurum içi girişimcilik niye bu kadar önemli? Özellikle de bu günümüzde, bu dünyamızda, şu anımızda ve sen neler yaptın kurum içi girişimcilik adına? Ben bir şeyin daha altını çizmek istiyorum anlasınlar diye. Veri bu kadar kıymetli değildi. Sizin Turkcell'de attığınız adımlar sırasında yani 2009'da CAP kurmak falan bunlar hakikaten vizyon isteyen işler. Biraz ondan bahseder misin bize? Şimdi kurum içi, yani şundan bahsedeyim aslında ilk önce. Şimdi kurumlar belirli sistemler üzerine oturmuş yapılardır. Ve bu sistemler bazen o kadar kendi yolunda ilerler ki insanlar içinde kaybolabilir. O sistemin içinde. Ve bazen de kaybolmak işlerine gelir. O yüzden de o çark böyle döner. Hiçbir yenilik olmaz. Sistem aynı olduğu gibi devam eder. Sonra bir Apple çıkar. Nokia'yı batırır. Veya bir telefon çıkar, Kodak'ı batırır. Dijital fotoğrafçılık çıkar veya Kodak'ı batırır. Şimdi bunlar ne demek? Aslında bir yerde hantal giden yapılar vardır. Bir yerde de inovasyon vardır. Şimdi inovasyon her yerde olmak zorunda. Çünkü artık hayat çok hızlı değişiyor.
dünyadaki inovasyonların %70'inin son 15 yılda yapıldığını biliyorsunuzdur herhalde. Son 15 yılda. Ya bakın ondan öncekiler, yani bir de hızları, işte atıyorum ilk matbaayla yazıyla matbaa arasında yüzlerce yıl var. Ondan sonra diğer inovasyon 50 yıl. Ondan sonraki inovasyon 30, gitgide kısılıyor. Şimdi neredeyse her gün bir şey duyuyoruz. Yok AI'lar, BI'lar, onlar, bunlar. Dolayısıyla artık hayat çok hızlı. O yüzden de kurumların yaşaması için, yaşamak ne demek? Kâr etmek, hayatlarına devam etmek, müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için ne yapmaları lazım? İnovasyonu ve teknolojiyi içlerine sindirmeleri lazım. DNA'larını almaları lazım. Bu böyle çok konuşuluyor işte, dijitalleşme falan gibi. Fakat dijitalleşme öyle satış ekiplerine iPad verme, satış ekiplerine telefon vermekle dijitalleşme olmuyor. Dijitalleşme ve inovasyon aslında bütün kurum içindeki süreçleri çelik yapılara dönüştürdüğünüzde, inovasyonu açık yapılara dönüştürdüğünüzde, belirli fikirlere açık ortamlar, tartışmalara açık ortamlar yarattığınızda inovasyon geliyor. O yüzden kurumların artık bu disruption deniyor, yani yıkım, dijital yıkım dediğimiz dönemde, yani bu çok ciddi bir şey. Yani şu anda Covid de bir disruption. Yani şu anda tarihe tanıklık ediyoruz hepimiz ve biz şu anda bir yıkım yaşıyoruz. Digital disruption'ı yaşadık. Şimdi Covid, yani bir virüsün şirketlerin nasıl salladığını, çünkü dijitale hazır değiller, görüyoruz. Dolayısıyla şirketlerin içinde doğru liderlerin, fikirleri tartışmaya açık liderlerin, bunlara ortam yaratan servant leader deriz biz bunlara. Yani hizmetkar liderler. Kapıyı kapatan değil, kişiler konuştuğunda onların önünü açan, fikirleri daha çok destekleyen ve bunları hızlı bir şekilde yaptıran liderleri içeride barındırmamız gerekiyor. Şimdi Turkcell böyle bir yapıydı. Turkcell o yüzden Turkcell oldu. Turkcell zamanında çok ciddi zeka ve çok inovatif insanları içeriye alırdı ve onlara ortam verirdi. Ben strateji ekibini yönetirken çok ciddi bütçeler yönetirdim. O zaman benim ana görevim şuydu. Customer insight dediniz, müşteri öngörüsü. Yani bütün şirketin, bütün iletişim, satış, komünikasyon, ne düşünürseniz stratejilerine yön veren birindim ben. Şimdi bunu ya oraya geçirdiklerinde beni research, yani araştırma ekibi yöneterek yapabilirdim. Aynı şeyi devam ettirirdim. Yani research firmalarının araştırmaları alırdım. İşte bunları diyor müşteriler deyip gönderirdim. Ya da ne yapabilirdim? Ya bu yetmiyor. Daha inovatif olmamız, daha çevik olmamız lazım. İşte Customer Advisory Board dediğimiz, yani müşteri danışma kurulu. Sizler, sen onlardan biriydin. İlkiydin. Evet. Yani biz ne yaptık? Ben onu çok okurdum bu arada ben. Yani çok okurdum. Yurt dışındaki örnekleri çok okurdum. Turkcell teknoloji firması ama ben giderdim. Dünyadaki işte T-Mobile'de okurdum. Onu okurdum, bunu okurdum. Bütün inovatif, bambaşka şeyleri okurdum. Bir tane uçak firması vardı. Bak o zaman hatırlamıyorum. Uçak firmasının case'ini okumuştum ve ondan müşteri deneyimiyle ilgili acayip bilgiler edinip Turkcell'de uygulamıştım. Yani dolayısıyla çok okurdum. Evet. Customer Advisory Board dediğiniz de ondan biriydi. Yani müşteri danışma kurulu. Dedik ki, yani ben okudum ve dedim ki ben müşteri danışma kurulu kurmak istiyorum. Yani müşterileri board, yani board hani büyük işte Kara Mehmet falan oralara gidiyorsun ama ben gerçek müşteri bulmak istiyorum ve onu da bizim board'a oturtmak istiyorum. Şimdi benim önüme şunu yapabilirlerdi. Yani saçmalama güzel, böyle bir şeyle uğraşamaz. Senin için research diyebilirlerdi. Kesti bak. Kurum içi girişimciliği kesti. Aynen. Bir daha ben fikirle gelir miyim? Çok zor. Gelmem. Yani benim karakterimde belki bir kere daha gelir. Belki aynen öyle. Belki. Bir daha denerdim ben. Yani ben olduğum için denerdim. Ama üçüncüde de denemezdim. Ben bile. Şimdi ben yani zorlarım ama ben bile denemezdim. Bana ne yaptılar? Dene. Dene. Ve biz denedik. Başarısız olduk belki başta ama sonra çok başarılı bir yere geldik. Ve biz acayip bilgiler öğrendik. Bayağı ses getirdik. Bu birincisiydi. İkincisi, müşteriyi işte o zamanlar tabii bu behavioral economics, yani beyin, yani pazarlamada çok klasik şeyler vardı ama aslında pazarlama dediğiniz şey ya direkt kutulama bilmem ne diye bakabilirsin ya da İnsan beyni karar veriyor ya. Yani nasıl veriyor? Bu beyin nasıl çalışıyor? Aynen. Duygular nasıl devreye giriyor? Bir de onu düşünebiliriz. Asıl onu anlamak lazım.
İşte o zaman da yine çok okurdum. İşte bu Dener Aylı falan öyle kitapları çok okurdum yani. Dedim yani ben beyni öğreneceğim. Yine delirdim dediler bana. Beyni öğrenmek ne demek yani? Yok dedim ben yani beyin nasıl çalışıyor, nasıl karar veriyor? Sonra yine okurken yurt dışında bir tane bir dünya çapında ünlü bir doktorla tanıştım kendim. Bu doktor kültür kodu yani geliyor ülkeler çalışmasını yapıyor. Ülkenin o ürünün kodunu çıkartıyor. Bayağı gizli bir kod bu arada. Evet yani Türk seninkini de çıkarttık. Ve ona göre sen bütün stratejini şey yapıyorsun. Çünkü müşterinin dediği değil de hissettiği önemli ya. Ben Evet, yine tabii. gittim bizim üst yönetime. Dedim ki ben böyle bir şey yapacağım ama bu çok pahalı bir şey. 300 bin dolar. Ben şey diye bekliyorum işte saçmalama gizem falan. Ha neymiş falan dedi. İşte böyle böyle dedim. Bakın beyin yani bizim bütün komünikasyon stratejisini geliştirebiliriz. Tamam bir bakalım dediler. Bak yine beni durdurmadılar. Yani bu işte kurum yani bence şirketlerin ne kadar bu işe sıcak baktı ve desteklediği ile alakalı. Ve biz bunu yaptık. Kodu çıkarttık ve Turkcell yani, bir, yani liderdi kaç sene. Yani ve araya kimse giremiyordu yani. O yüzden bence önemli. Yani kişilerin de yenilikçi olmak zorunda. Ya kendilerini tatmin etmek için de böyle bu arada. Harika, harika bir örnekti valla. Sağ ol. Gerçekten çok keyifliydi. Yani giderek de önemi artıyor değil mi artık bu konunun? Kurum içi girişimciliği. Çok artıyor, çok artıyor. Çünkü artık değişmeyen hiçbir şey yok. Yani siz değişmiyorsanız değişimin altında eziliyorsunuz. O yüzden de artık dünyayı, tüketiciyi, davranış değişikliklerini çok iyi takip edip ona göre adapte olmak lazım. Mesela şu anda bütün şirketlerin hani finanslarını falan baktılar bu Covid dönemi ama Covid sonrasındaki tüketici davranışları nasıl olacak? Ürünler nasıl değişecek? Kimlerden ne, çalışanlarını dinliyorlar mı? Yani kurum için onlara fırsat veriyorlar mı? Kim bilir ne güzel fikirler vardır içeride. O yüzden şu anda çok çok daha önemli. Yani startuplar dışarıda başarılı oluyor. Neden şirketlerin içinde küçük startuplar olmasın? Değil mi? Asıl kaynak onlarda çünkü. Doğru. Doğru söylüyorsun. Aynen. Kaynağa erişim daha kolay onlar için. Gizem, 21. yüzyılın petrolü veri diyorlar. Sen katılır mısın bu söyleme? Vallahi yani ben çok yani çok önemli bir şey. Çoğu insan artık bunu hani klişe gibi görüyor ama uygulamıyor da. Ben genelde her toplantımda şöyle derdim. Yani ben de dalga geçerlerdi. Gelirlerdi böyle karşıma. İşte bence Gizem Hanım bunu böyle yapalım. Sence? Yani neden sence? Çünkü ben öyle düşünüyorum. Neye göre düşünüyorsun? Şimdi veriyle benim karşıma gelip fikrini veriyle desteklemezsen genel müdür benim. Benim istediğim olur yani. Şimdi veri her zaman sizin her türlü argümanınızı destekleyecek şeydir. Ve veriyi okursan sana neler anlatır. O yüzden de yaptığın işin doğru mu yapıyorsun? Yanlış mı yapıyorsun? Nerelerde fail ediyorsun? Nerelerde düşüyorsun? Nerelere düzeltmen lazım? Hepsini size veri söyler. Bir dijital şirketin işte mesela Emlakjet diyelim. Emlakjet'e giriyor, arama yapıyor. Biz bütün şeyimizi içeriye giriyor. Kaç tane arama yapıyor? Nerelerden vazgeçiyor? Hangi sayfaları geziyor? Bunların hepsi veri. Biz hep öyle öyle düzelttik. Yani takip etmezseniz düzeltemezsiniz. Düzeltemezseniz de başarılı olamazsınız. Tekrar gerçek hayatla. Bakın hayat, ya iş hayatının gerçek hayattan hiçbir farkı yok. Gerçek hayatta da aslında hep verilerle hareket ediyoruz. Farkında olmadan. Trafiğe çıktım, 30 dakika verdi. Köprüden gidersem 5 dakika daha bindiriyor. İşte kaç kilo oldum? Bunu yersem kaç kalori? Hep veri. Değil mi? Ya, pardon şunu şarja takacağım bu arada. Dolayısıyla hayatınızda yaptığınız her şeyi veriyle tasdiklemeli ve kontrol etmemiz lazım. Yani veri siz konuşan kimseye ben açıkçası ne dinliyorum ne de saygı duyuyorum. Çok net söyleyeyim. Çünkü destekleyemezsin gerçekten fikrini. Evet, veriyle desteklemek çok önemli dediğin gibi. Gizemci, peki birazcık da girişimcilik ekosisteminden hani biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımızın da içinde girişimci olmayı düşünenler varsa onlara Türkiye'de girişimcilikle alakalı avantaj ve dezavantajları acaba iletebilir misin? Tabii.
Şimdi Türkiye'deki girişimcilik son dönemde oldukça gelişti bu arada. Eskiden bu kadar değildi. Fakat işte bazı örnekler çıkmaya başladıkça girişimcilik daha çok göz önüne çıkmaya başladı. En son Peak Games, yani aslında tamamen Türkiye'den çıkmış müthiş bir hikaye. Yani 1,8 milyar dolara satılı. Böyle bir para yok yani, hani düşünürseniz. Dolayısıyla bu tarz örneği veya Getir örneği, bizim şu anda Getir'de de yatırımımız var. Getir örneği aslında unicorn olma, Türkiye'den çıkma bir unicorn olma yolunda ilerliyor. Şimdi startupların her biri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani birçok startup doğuyor, ölüyor. Ama başarılı olanlara baktığımız zaman da hepsinin ortak özelliklerini çok net görüyoruz. Bir kere tek bir founder'la, yani tek bir kurucu ortakla olmuyor bu iş. Çünkü bu iş kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Deli işi. Yani ben hani böyle Emlak Chat'te başarıları anlatıyorum ama arkasında gerçekten kan, ter, gözyaşı var. Yani çok kolay değil. O yüzden de bir de sıfırdan başlayıp bunu getiriyorsanız, yanınızda sizinle bu işe yol koymuş, canını başına dişine takarak çalışacak bir partnerle bu işe giriyor olmanız lazım. Ve tercihen de bu partnerin teknik background'lı birisi olması gerekiyor. Çünkü artık startuplar, dijital startuplar başarılı oluyor bir kere. Offline'da olanlar başarılı olmuyor. Online'da olanlar, online ile offline'ı doğru birleştirenler, doğru partnerle yola çıkan ve teknik altyapısı güçlü olan startuplar başarılı oluyor. Şimdi teknik altyapı da bence önemli. Ürün. Şimdi ürün, bir ürünü yapabilirsiniz. Aklınıza bir fikir gelebilir. Ama önemli olan müşteri ne istiyor? Yani sizin istediğiniz ürün değil, müşterinin bir acı noktasından çıkan bir fikri ürünleştirmeniz gerekiyor. Ya ben burada otururken, ya bence ben şimdi bir startup yapayım. Ben şimdi girişimciyim ya, ben yapayım ya. Bence güzel olur bu. Dediğiniz noktada para da yakarsınız, ruh sağlığınız da gidebilir. Ama bakarsanız hepsinin belirli bir örneği var. Hepsi, bütün founderlar aynı şeyi anlatıyor. İşte ben bir gün bilmem ne yaşadım, böyle oldum. Baktım kimse bana cevap vermedi. Pazarda da böyle bir örneği yoktu. Bunu ben yapayım dedim ve yaptım diyor. Hep müşterinin şeyinden. Dolayısıyla bence önemli. Ürünün de gerçekten müşteri ihtiyacından şekillenmiş olması ve çok iyi bir kullanıcı deneyimi olması gerekiyor. Hep herkes Apple'ı örnek verir ama ben yine aynı şeyi vereceğim. Yani Apple'ın kullanıcı deneyimi nasıl? Yani bütün dünyayı yıktı. Ne kadar akıcı, değil mi? Ne kadar akıcı. Bir Apple ürününü aldığınız zaman hiç kullanım kılavuzunu okuyor musunuz? Okumadan ürün kendi kendini Evet. yönlendiriyor, teknolojik ürün. Şimdi bak, bu çok önemli. Çünkü ürün o kadar kullanımı kolay ve akıcı ki. O yüzden de ürün kendisi satıyor. O yüzden müşteriden şekillenen fikir, iki tane founder, yani destekli 2-3, yani minimum 2. Teknik background'ı bir tanesi. Çünkü teknolojiniz düzgün olmazsa işlemiyor. Ürününüzdeki müşteri deneyiminin müthiş olması ve doğru takım. Az ama öz takım. Benim Emlak Chat'te ilk yaptığım şey, evet, yani ben Emlak Chat'e geldiğimde yatırımcıma dedim ki ben 3 tane kritik adam istiyorum. 3 tane. İşte sen harikasın. Ben harikayım, evet. Ben harika değilim bu arada da yani. Harika değil ya. Benim de beceremediğim bir sürü şey var. Ama ben neyi beceremediğimi bildiğim için. O yüzden oraya doğru partneri bulma konusunda iyiyim. Dedim ki benim 3 tane adama ihtiyacım var. Bu, bu, bu. Bunları ben alacağım. Tamam dediler ve biz onlarla başarılı olduk. Şimdi ben tek başına çok çalışkanımdır. Bence ortalamanın üstünde biraz zekam da vardır. Müthiş zeki olmasan da ben var. Pratiğimdir ama tek başına yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani çok net Doğru, söyleyebilirim. harika. Evet. Güzel, peki teknoloji geliştirmenin Türkiye'de önündeki engeller sence nelerdir? Bence teknoloji geliştirme önünde engel yok. Bence Türkiye teknoloji geliştirme açısından, yani yetkinlik anlamında çok ileri. Ya yani Türkiye'deki genç nüfus çok yüksek, biliyorsunuz. Yani çok şey. Ve üniversitelerimiz aslında bu yazılımcı dili öğreten de bir sürü üniversitemiz var. Dolayısıyla aslında çok düzgün adamlar var Türkiye'de. Fakat maalesef önümüzdeki tek engel Türkiye'ye inanmayıp yurt dışına kaçan bu beyin göçü.
Yani ben hatırlıyorum bu işte bir dönem Emlakjet'teki 15 yazılımcımın 8 tanesi yurt dışına gitti. Ve ben onlara dedim ki sizin Türkiye'ye bir borcunuz var. Siz burada büyüdünüz. Ve aslında bizim yani sen de gidersen hani söylendiğimiz şeyler oluyor bazen ama sen de gidersen ben de gidersem bu ülke nasıl kalkınacak? Ya ben çok milliyetçi olmayabilirim ama bence bizim hala burada yapmamız gereken şeyler var. Bence Türkiye'nin önündeki en büyük şey şirketlerin bu tarz yeteneklere yurt dışına gitmemesi için fırsat tanımak. Biz de onu yapıyorduk. Yani şu anda da yapmaya çalışıyoruz Revo'da, kendi portföy şirketlerimizde. Süper. Peki, hazır konu Revo'ya gelmişken melek yatırım ağları Türkiye'de nasıl çalışıyorlar? Bize biraz bilgi verebilir misin bununla alakalı? Tabii. Şimdi aslında yatırımcılar 1, 2, 3, 4'e ayrılıyor. 4. Bir melek yatırımcılar. Bunlar daha küçük büyüklüklerde. Yani işte 100 bin dolar, 200 bin dolar. Yani riski gördükleri yerde bile olsa bu kadarlık yatıran ve birebir founder'la beraber çalışan melek yatırımcılar. VC'ler yani venture capital'lar bizim gibiler. Revo bir venture capital. Bunlar fon. Daha büyük size'da, daha büyük ölçekte yatırım yapıyorlar. İşte bizim de ilk yatırımlarımız 100 binden 1 milyona kadar gidebiliyor. Follow-on dediğimiz takip edilen yatırımlarımız da 1 milyonla 1,5 milyona kadar gidebiliyor. Daha büyük ölçekli bunlar. Bunlara da Series A deniliyor. Yani seri A yatırımları deniyor. Genelde de işte dediğim gibi 1 ile 5 milyon arasında. Seri B yatırımları işte 2,5 ile 5 milyon plus üstü yatırımlar oluyor. Bir de PE'ler var. Private equity dediğimiz. Bunlar venture capital'ların da büyüğü. Bizim VC'ler startup'ları yani melek yatırımcılar ve VC'ler startup'lara daha küçüklere yapıyorlar. PE'ler de daha büyük şirketler. Mesela gidip Banvit'i alıyorlar bunlar. Koca şirket. Banvit'i alıyorlar, yurt dışında biriyle birleştirip daha büyüğe satıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Melek yatırımcılar daha pre-seed dediğimiz yani daha tohum aşamasındaki olanlara melek yatırımcılar yatırım yapıyorlar. VC'ler daha gelir üretmeye başlayanlara yatırım yapıyorlar. PE'ler de bir bahsettiğim gibi artık kâra geçmiş çok büyük yapılara yatırım yapıyorlar. Türkiye'de melek yatırımcı ağları bence iyi işliyor. Çok önemli isimler var. Bunlar sektörü çok yakından takip ediyorlar. Bence işte bu hub'lar, işte İTÜ Çekirdek ve gibi böyle startup'lara destek olan ekosistemler de bence çok gelişti. Dolayısıyla bu tarz ekosistemlerin içinde bulduğunuz zaman melek yatırımcıya da ürününüz düzgünse, doğru bir planınız varsa, globale açılma hevesiniz varsa bu melek yatırımcılar size ulaşıyor zaten. Harika. Yani aslında fırsatlar her yerde var diyorsun. Var. Ya istedikten sonra doğru yere gittikten sonra doğru bir planınız varsa o fırsat sizi buluyor bir şekilde. Aynı Aynen, firma çünkü. aynen. Ya dolayısıyla aslında hani duyduklarımız var, duymadıklarımız var ama bu torpaklardan çok iyi fikirler, çok doğru yetenekler çıkıyor ve Türkiye'yi de yurt dışında duyuruyorlar. Bence önemli. O yüzden ben Türkiye'yi o kadar göz ardı etmezdim. Yani hani ya hep ya bazı şeyler ezbere söyleniyor Anıl. Yani ben onu çok fark ediyorum. İşte, çok şanssız Türkiye'de doğduk. Yani ne kadar şanslıyız Türkiye'de doğduk. Aynen. Afrika'da da Aynen. doğabilirdik, Hindistan'da Kesinlikle. doğabilirdik, değil mi? Yani evet Kesinlikle. Amerika'da da doğabilirdik ama Amerika'da getoda çok kötü bir yerde de doğabilirdik. Yani Amerika'da Kesinlikle. %1'in içine girmek de çok kolay değil bu arada. O yüzden bence hani insanların birazcık kendi elindeki fırsatları görüp fırsatı da birazcık kendisi yaratması gerekiyor. Yani o yüzden ben ona inanıyorum. Peki Gizem, sosyal sorumluluk kavramı ortaya çıktı. Çok fazla gündemimizi meşgul ediyor ve şirketleri de artık tüketiciler de buna göre konumlandırmaya ve seçimlerini yapmaya başladılar. Sence bu konu niye bu kadar önemli? Yani sürdürülebilirlik konusu, yaşadığın topluma katkı konusu. Aslında sizin işte ortalama 80 sene yaşıyorsanız aslında o 80 senenin işte çocukluk dönemini çıkar 40 sene diyelim tamam mı? Yani hani bilgin falan. 40 senede aslında o varlık sebebini gerçekleştirmen lazım. Yani varlık sebebin neyse.
etrafına fayda yaratman lazım. Aldığını vermen lazım. Yani ya bir sülük gibi yaşayabilirsin. Ya öyle de mutlu olanı ben hiç görmedim. Ya da gerçekten etrafına bir şeyler eklersin. Ekledikçe büyürsün zaten. Yani ekledikçe mutlu olursun, çoğalırsın. Şimdi kurumlarda da şimdi bireysel olarak ne yapabilirsin? Ya birisini, bir çocuğu okutabilirsin. Yardım yap. Veya işte know-how'ını, bilgini benim yaptığım gibi ya bir yere girip aktarırsın startuplara. Danışmanlık yaparsan onun karşısında para var ama. Ya da coaching yaparsın. Ben de coaching yapıyorum. Yani ben bu kadar yoğunluğumun içinde ayda bir iki kere mutlaka genç insanlara zaman ayırıp coaching yapıyorum. Kurumlar da bunun kurum şeklini düşün. Yani çok önemli. Şimdi kurumlar da aslında ticari yapılar. Sosyal sorumluluğu ticari amaçla kullananlar da var bu arada. Ben onları tenzih ediyorum, çıkartıyorum yani. Benim odamda olanlar değil. Ama kurumlarda kaynak var ve erişim yeteneği var. Turkcell örneğini vereyim. Kardelenler. Şimdi Kardelenler projesi çok önemli bir sosyal sorumluluktur ve aslında Türkiye'ye sosyal sorumluluk projelerini öğreten ve bu konuda insanların da farkındalığını arttıran bir projedir. Ne yaptı? Okumayan, eşit şartlara sahip olmayan genç kadınları okutmak için destek oldu. Çünkü Turkcell'de kaynak vardı. Kaynağa erişim vardı. Onu iyi yönde kullandı. Artık hayatta fayda yaratma, işte sadece kar odaklı düşünmeme, insanlar da bundan etkileniyor. Çünkü insanlar artık kalabalıklaştıkça, hayat zorlaştıkça birazcık daha duygusallığa dönüyorlar. Senin o kalbine değiyor o sosyal sorumluluk. O yüzden şirketler de birazcık daha kazandıklarının bir kısmını topluma verme, etki yaratma isteğiyle sosyal sorumluluk projelerine giriyorlar. Çok önemsiyorum. Yani Türkiye'nin dünyanın belirli şeyleri var. İşte kadın, erkek kadını eşitsizliği. Ondan sonra eşit şartlara sahip olmayan çocuklar. Ondan sonra işte onların eğitim şeyi. Veya farklı farklı proje. İşte yeşillendirme. Yani dünya gidiyor yani elden. Dolayısıyla şirketler ne yapıyorlar? İşte biz buna yeşillendirmeye destek olacağız diyorlar. Yani herkesin, ya dünyada yaşıyorsak, dünya, yani sonuçta evin, ya evine girdiğin zaman kendin kilidini açıp giriyorsun, yere çöp atmıyorsun veya ne yapıyorsun? İşte temizliyorsun evini, bakıyorsun evine. Dünya da hepimizin evi ya aslında. Hani kimsenin farkında olmadığı yani. O yüzden işte sen kendi evini yeri titriyorsan dışarıda da yeşillendireceksin veya havayı kirletmeyeceksin yani. O yüzden artık insanlar bu konuda daha bilinçli olmaya başladı. Peki startuplara da tavsiye ediyor musun kendilerine bir alan belirlemelerini sürdürülebilirlik ve topluma fayda anlamında daha kuruluş aşamasında? Tavsiye etmiyorum çünkü öyle bir öncelikleri olamaz. Doğru bir önceliklendirme olamaz. Ya bir şeyi yapmakla yapıyormuş gibi yapmak arasında çok büyük fark var. Yapıyormuş gibi yaptığınızda ne o yaptığınız şeyi yapabiliyorsunuz ne de aslında yapmanız gereken şeyi yapabiliyorsunuz. Startup'ın şimdi startup dediğiniz şey az kaynakta çok iş yapması gereken ve çok hızlı zamanda yapması gereken bir entity orası. O yüzden startup'ın en büyük görevi aslında ürünü çıkartıp biraz önce size bahsettiğim gibi müşterinin ihtiyacını ve problemini çözecek seviyeye getirmek. Onun o sırada en büyük sosyal sorumluluğu zaten o problemi çözmek. Startup dediğiniz o. Problem çözmek. O yüzden o sırada sosyal sorumlulukla uğraşabilirler mi emin değilim. Zaten öyle bir kaynakları da yok. Startup'ta para yok zaten. O yüzden büyük kurumlar buna daha çok şey yapıyor. Mesela şunu yapıyorduk biz de Emlakjet'teyken. Kendi ekip arkadaşlarımızla işte küçük paralar toparlayıp işte bazı okulların kütüphanesine destek oluyorduk ama çok ufak şeyler. Ama oluyorduk ama iyi hissediyorduk. Bunlar olabilir. Ama kurulum aşamasında değildik. Biz daha büyümüştük artık gelir yaratıyorduk öyle düşünün. O yüzden daha yeni kurulan bir startup'ın önceliğinde olamaz bence. Doğru değil yani. Peki. Gizem, son iki sorum sana. Sonra soru olursa onları alacağım. Benim son iki sorumdan ilki, hiç kariyer hayatım boyunca keşke dediğin bir şey oldu mu? Bizimle paylaşır mısın? Vallahi olmadı. Yani çok üzüldüğüm şey. Çok üzüldüğüm şeyler oldu. Çok üzüldüğüm şeyler oldu. Çok odalara girip ağladığım şeyler oldu. Tuvalete girip ağladığım şeyler oldu. Çok oldu. Yani öyle hayatım benim çok düz, sorunsuz, her şey ayağımın önüne gelen, elimin önüne gelen şeklinde olmadı. Çok zor oldu.
Ama hiçbirine de keşke demedim. Çünkü bugün geldiğim yere gelmemin sebebi aslında o zaman yaşadığım şeyler. Yani o hayal kırıklıkları, o hatalar, o rezil olmalar. Çünkü onlardan ben hep ders aldım. Yani benim en büyük şeyim oydu. Yani çok üzülürdüm. Çok ya yani mahcup olduğum şey yani ne mahcupiyetler yaşadım. Yani dersiniz ki bu kadın bunları nasıl yaptı zamanında? Ama oluyor. Çünkü bilmiyorsunuz ama onlardan ders almak önemli. O yüzden benim keşke dediğim bir şey yok. Yani iyi ki olmuş ki bugünkü Gizem olmuş. Harika bir bakış açısı. Umarım arkadaşlarımıza da bir rehber, bir kılavuz olur bu bakış açın. Çünkü bizde maalesef başarılı profillerin hep böyle pürüzsüz bir hayatı olduğu düşünülür. Kimsenin hata yapmadığı düşünülür. Veyahut da çok az hata yaptığı, çok az yara bere aldığı düşünülür ama ciddi anlamda bir takım dalgalanmalar yaşanıyor hayatta. Sen de bu aslında bu dalgalanmalarını ne güzel kucaklıyorsun. Herkesin böyle müsbet yani olumlu bakabildiğini dilerim herkes de kendi hayatına şey yapar. Kılavuz edinir yani. Çok güzel bir bakış açısı tebrik Evet, ederim. yani şunu eklemek istiyorum. Şimdi başarı dediğiniz şey dışarıdan sadece başarı gibi geliyor. Yani bakıyorsunuz ha başarılı işte ne kadar şanslı falan, ne kadar şanslı öyle yapıyor. Ya buzdağının bir de altı var. Yani aslında hani buzdağının dışarıdan üst küçücük gözüken kısmı başarı ama altında çok büyük fedakarlıklar var. Yani ben hatırlıyorum. Benim arkadaşlarım akşamları gençken, içmeye giderken, eğlenmeye giderlerken ben oturup çalışırdım. Daha fazla öğreneyim, daha fazla kendime bir şeyler katayım. İşte benim arkadaşlarım işte daha gezerlerken ben yeniden MBA'ye başlıyorum, para biriktiriyorum onun için. Bunların hepsi fedakarlık veya işte akşamları çok geç saatlere kadar çalışırdım. Hafta sonları çalışırdım. Yani sorumlulukla yapardım ama yani kimse benim başıma silah dayamadı yani şimdiye kadar. Hep kendim yapıyordum. Hep daha fazla. Bana verilenin hep daha ötesine geçmeye çalışırdım. Hep millet bana kızım enayi misin ya bırak işte bırak abi. Ona ne gerek var? Senden bunu istemediler ki derlerdi. Ben hep öğrenmek isterdim. Çünkü onu öğrenince öbür tarafa faydası olacak diye. O yüzden kolay değil. Yani başarı öyle tepeden düşmüyor. Düşse bile sürdürülebilir olmuyor. O yüzden de fedakarlık gerekiyor yani. O kadar kolay değil. Süper. Vallahi harika. Harika bir tanım oldu. Gizem, son olarak benim sana yöneltmek istediğim soru. Aslında hayatta her seçiş bir vazgeçiştir. Şimdi seçim yapacaklar. Önlerinde bir sürü kavşak, viraj var arkadaşlarımızın. Nelere dikkat etsinler? Şöyle bir onları da bir hani tekrardan tecrübelerinde yönlendirebilir misin? Tabii. Ya aslında çok doğru. Her seçiş bir vazgeçiş. Çünkü hayatta her şeye sahip olamazsınız. Her şeyi de aynı anda yapamazsınız. Yani insan beyni aynı anda bir tek şey yapabiliyor. Yani ona göre programlanmışız. O yüzden de bence ilk önce bir kendilerine bakmaları gerekiyor. Ben yazıp çizmeyi çok severim bu arada. Yani önlerine bir defter alsınlar. Kolay değildir bu arada insanın kendine oturup düşünmesi. İşte neleri seviyor, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor. Çok zordur kendini eleştirmek. Başkasını eleştirmek çok kolaydır da hemen Doğru. bir şeyler söyleyiverirsin ama o da beceriksiz dersin ama kendine beceriksiz demek belirli bir alanda çok zordur. Doğru. Bunu yapmaya çalışmaları lazım. Yani bir kağıt kalem alsınlar. Neleri seviyorlar, neleri sevmiyorlar. Neleri iyi yapıyorlar, neleri iyi yapamıyorlar. Ondan sonra zaten atı aslında çıkacak. Yani şey gibi düşünün. Ben koçluk verdiğim arkadaşlara da hep aynı şeyi söylüyorum. Aslında hepimiz birer markayız. Ya ben senle tanışmadan önce sana Gizem Moral markasını demek ki iyi satmışım ki bak beni ne güzel anlatıyorsun. Öyle. Tamam mı? Doğru. Ama ya sen de bir markasın. Sen de kendini anlatıyorsun. Sen de kendini farklı ortamlarda satıyorsun. Aslında hepimiz birer markayız. Kesinlikle. Şimdi o Kesinlikle. markanın da yani normal şey gibi düşünün. Yani normal Apple markasından ne farkım var benim Gizem Moral? Benim Bir de farkın bir yok. evet varlık sebebim var. Benim de bir değer önermem var. Yani neyi farklı yapıyorum? Neyi farklı yaptığım belli. Ondan sonra rakiplerim belli. Benimle aynı yerlerden geçmiş bir sürü peer'im var. Onlar da rakibim. Neyi onlardan yapıyorum ve benim asıl öz farklı yaptığım şey ne? Şimdi bunlara oturup bir marka çalışması gibi çıkart. Yani marka çalışması deyince havada kalıyor ama gerçekten öyle. İşte bak yine iş hayatıyla normal hayat hep aynı aslında. Hiçbir farkı Dolayısıyla yok. ki hiçbir farkı yok. Yani sadece tanımlar değişiyor. O yüzden de oturup kendilerini tanıma için zaman ayırdıklarında zaten ne yapmak ve nereye gitmek isteyeceklerini görecekler. O yüzden de vazgeçtikleri şey pişman olmayacaklar. Şimdi ben de hayatımda ilk önce İzmir'den vazgeçip İstanbul'a geldim.
Pişman olmadım. Çok zorlandım bu arada. Yani çok İzmir'den sonra İstanbul'da acayip zorlandım ama hiç pişman olmadım. İstanbul'da ekonometriden mezunum Henkel'e girdim. O sırada işte bu İktisat Bankası vardı zamanda batmadan önce. MT'sini kazanmıştım. Sınavlar vardı. O sınavı kazandım. Henkel bir de o. Vazgeçtim iktisattan. Çünkü biliyorum işte kendimi. Oraya Henkel'e girdim. Hiç vazgeçmedim. Henkel'den vazgeçtim. Turkcell'e girdim. Hiç şey yapmadım. Pişman olmadım. Turkcell'de farklı. Bana hep işte Gizem burası batıyor. Gel burayı kurtar. Oraya gel kurtar. Hep böyle. Oradan vazgeçtim. Oraya geçtim. Hop hop. Çok yoruldum, çok çalıştım ama hiç pişman olmadım. Turkcell'den vazgeçtim. Emlakçet'e girdim. Emlakçet'ten vazgeçtim. Revo'ya girdim. Şimdi dönüp arkama baktığımda iyi ki yapmışım diyorum. Şu anda karşınızda ben size bunları anlatabilecek deneyime sahip olmuşum. Aynen. Aynen. Bir de Aynen. bilemezsiniz ki yani kaybettin. Neyini artık? Geçmiş gitmiş. Hayat andan ibaret. An dediği şey de aslında yok ya. Yani sen anını nasıl değerlendiriyorsan geleceğini şekillendiriyorsun. Geçmişe Evet. dönüp kaldığın zaman da anını mahvediyorsun. Bir de geleceğini de mahvediyorsun. O yüzden geçmiş geçmiş artık. Seçimimi yapmışım. Buraya gelmişim. İyi ki de gelmişim. İyi de kullanmışım. O yüzden önüme bakıyorum ben genelde. Süper. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Muhteşem bir sohbetti. Harikaydı. Şimdi arkadaşlarımızdan hazır Gizem Moral gibi önemli bir profili yakalamışken soruları olanlar varsa rica edelim. Sonra da sizlerle vedalaşalım. Var mıdır sorularımız? Bakın kolay kolay böyle ajandası kabarık kişileri bulamayız. Gelin varsa sorularınız yakalamışken soralım. Çok iyi anlattım herhalde. Bak hiç soru yok. Yadesiyle anlatmışsın. Bir sorum olsun. Hadi son bir sorumuzla şey yapalım. Madem arkadaşlardan geldi. Gizem, bize bir mükemmelliğin tanımını yapabilir misin son olarak? mükemmel diye bir şey yok bu arada. O yüzden tanımını yapamam. Yani hayat mükemmel değil. Doğanın mükemmel bir işleyişi olabilir ama doğa bile mükemmel değil. Bazen patlıyor. Bence mükemmeliyetçilik bir hata, bir yanlış. İnsana zaman kaybettiren, kendi değerini anlamasını yok şey saymasına neden olan bir şey. Hayat yani mükemmel mümkün değil. Japonların bir tane felsefesi var, Kintsugi diye. Bu Japonlar kırılan vazoları alıyorlar, atmıyorlar kırılan vazoları. Onları altın suyuyla ve yapıştırıcıyla yapıştırıp öyle saklıyorlar. Kintsugi miydi? Öyle bir şey. Ben bakarım şimdi onun şeyine, internetine. Bu Altın suyu, sen bir yerde anlatmıştın bunu, hatırlıyorum, evet. evet. Bu vazo kırık hatlarıyla yani hatalarıyla daha güzel olduğunu düşünüyorlar. Çünkü insanların da aslında insanları güzel yapan şeyin hataları olduğunu, kusursuz güzellik olmadığını, kusurlu güzellik olduğunu anlatan bir felsefe. Ben de ona çok inanıyorum. Ben de yani ya ben bu arada 30 yaşına kadar mükemmel olmam gerekiyor şeyiyle büyüdüm. Çok yorucu ve iğrenç bir şey. Çünkü olamadığın için sürekli olmak istiyorsun, Doğru. olamıyorsun ama yapabileceklerini kaçırıyorsun o yüzden de. İnsanlığı Allah kusurlu yaratmış. Yani bizler kusurlu varlıklarız ama kusurlarımızla güzeliz. O yüzden bence kusurlarımıza sarılıp işte nerelerimiz güçlü onları daha ön plana çıkarmamız lazım. Ben hayatım boyunca hep öyle yaptım. Benim çok hatalarım ve kusurlarım var yani. Ama güçlü olduğum yerler de çok var. Onları hep öne çıkarttım. Öyle de bilindi yani. O yüzden Süper. mükemmel olmaya çalışmayalım lütfen hiçbirimiz. Harika. Gizem, bu arada bir soru geldi. Ne zaman yorulduğunuzu hissediyorsunuz Gizem Hanım der. Valla durduğum zaman ya. Süper. Süper. Yani durduğum zaman ya yani yattığım zaman hissediyorum. Süper. Harika. Yattığımda ay ben bugün yorulmuşum diyorum. Süper. Yani sen de yorulmamak üzere yola çıkanlardansın. Yani muhtemelen yoruluyorum herhalde. Zaten yoruluyorum ki akşam yatınca çıkıyor. Ama gün içinde o bir şeyler yapma isteği bence onu kapatıyor. Ama yattığımda demek ki beyin durunca vücut o zaman sinyal veriyor yoruldun sen diye demek ki. Süper. Gizem, çok keyifliydi. Muhteşem bir sohbetti. Umarım izleyen arkadaşlarımız için de faydalı olduğunu ben ziyadesiyle düşünüyorum. Onlar da kendileri için önemli satır araları çıkarmışlardır. Ben müsaadenle senin de sevdiğini bildiğim bir sözle kapanış yapacağım. Alvin Toffler'ın bir sözüyle kapanış yapmak istiyorum. 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, eskiden öğrendiklerinden gerektiğinde vazgeçemeyen ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir Seni çok, sevdiğim için paylaşmak istedim. Tekrar ağzına sağlık. Muhteşem bir sohbetti. Dileriz şu pandemi falan biter. Seni Ankara'da daha böyle gürül gürül öğrencilerin oluşturduğu kalabalıklar içerisinde de bir ağırlama şansımız olur. Tekrar ağzına sağlık. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.